Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda patronun iPhone 10'u yine elimizde. Yanımızda Engin var. Merhaba. Önce bunun bir camını kıracağız. Ondan sonra da Engin'e vereceğiz. Camımızı sipariş ettik. Şimdi gelin artık aksiyona geçelim. Meşhur taşımıza doğru gidelim. Engin, böyle olur değil mi? Gayet yeterli. Ya ne zaman elime bir iPhone 10 gelse bir heyecanlanıyorum ya. Bırakıyorum. Evet, birinci denemeden telefonumuz sağlam çıktı. Daha yükseltiyorum çıtayı yayını. Hah, alttan kırıldı. Azıcık daha kırayım ya, yayını doyamadım. Arkadaşlar, telefonumuz kırıldı şuradan. Ben ona tatmin olmadım. Günün birinde bu telefonların birinin bizden intikam alacağı belliydi. Şimdi bu orijinal camımız, şimdi bu kırdığımız iPhone 10'un camını, patronumuzun telefonu. Merhaba patron. Bu orijinal camı da biz 350 dolara aldık. Ya ucuz bir şey değil. Bana soracak olursanız kırmayın. Hani onu bir söyleyeyim, şimdi aşağı geçelim. Arkadaşlar, masamıza geldik. Ben şimdi her şeyi Engin'e bırakıyorum. Görüşmek üzere. Öncelikle telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuz kapandıktan sonra 0.8 mm pentalop tornavidayla iki tane vidamızı söküyoruz. Bu tornavida setleri çok rahat bir şekilde cep telefonu teknik malzeme ve aksesuarları satan toptancılarda 3 ila 5 dolar aralığında bulabilecekleri tornavida setleri. Peki evde denesinler mi? Kesinlikle evde denemeyin. Normalde vakumla da açabiliriz fakat ekranda çok fazla kırık parça olduğu için vakum düzgün bir şekilde tutmayacağından çok ince ağızlı bir çelik spatula, ki gördüğünüz aslında bir resim spatulası. Bununla birlikte yavaş bir şekilde telefonun alt kısmına yerleştiriyoruz. Alt kısmı biraz araladıktan sonra bununla işimiz bitiyor. Sonrasında gitar penamızla yavaş yavaş ekranın kenarlarından kasaya yapışık durumda bulunan ekranı yukarıya alacağız. Cihazımızı açtık. Burada görmüş olduğunuz iki parçadan oluşan lityum polimer bataryamız arkadaşlar. Öncelikle konnektörlerin bağlı bulunduğu yerin üzerindeki metal plakayı sökeceğiz arkadaşlar. Tabii bu esnada ekranı şöyle bir destek vasıtasıyla yaslamakta fayda var. Kızılötesi kameraları, ön kamerası, arka kamerası, bataryası ve anakartın bağlı olduğu bölüm hoparlör, yani buzzer'ımız var. Taptik engine'ımız var. Aynı zamanda aşağıda mikrofonlarımız var. Üçgen yıldız tornavidamızı kullanıyoruz. Vidaları sökerken sıralarına çok dikkat edin arkadaşlar. Her birinin metrik çapları farklı olabiliyor. Dolayısıyla yanlış vidayı yanlış lokasyona takarsanız cihazın anakartına zarar verebilirsiniz. Konnektörlerimizin üzerini kapatan metal plakayı da şöyle kenara alıyoruz. Şimdi burada ilk dikkat edeceğimiz şey cihazın anakartındaki elektrik bağlantısını kesmek. Bunu yapmazsak kısa devreye sebep olabiliriz. Şimdi ön kamera hoparlör bağlantısının flex kablosunu yavaşça çıkarıyoruz. Ekran konnektörlerini de yavaşça söküyoruz. Ekranımız tamamen boşta. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta, ekranın üzerindeki ön kamera ve iç kulaklık hoparlörü bağlantısını düzgün bir şekilde çıkarmak. Flex kablo kısmına zarar verirsek bu parçayı tekrar kullanma şansımız yok. Ön kamera mikrofonunu sağlam bir şekilde çıkarmak gerekiyor. Bu şekilde çakmağı gezdirerek ısıttığınızda bu parçayı sökmeniz daha kolay olacaktır. Parçamızı sağ salim çıkardık. Yeni ekranımızı aldık. İlk yapacağımız işlem otomatik parlaklık sensörü ve iç kulaklık hoparlörünün olduğu parçayı ekranımıza monte edeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken ön kameranın ses kayıt mikrofonunu düzgünce konumlandırmak. Şurada barkod vardı bir yönünde. Evet, iç kulaklık hoparlörünün üzerinde küçük parçadaydı. Lazerle yazılmış bir kare kod var. Şu kısımda da yine aynı şekilde kare kodumuz mevcut. O kare koda göre parçanın seri numarası, hangi tarihte montajlandı, hangi banttan çıktığı belli oluyor. Evet. Şimdi Face ID'miz ve otomatik parlaklık sensörümüzle birlikte iç kulaklık hoparlörümüzü lokasyonuna yerleştirdik. Ekran komponentinin bağlantısını sağladık ve montaja başlıyoruz. Pil konnektörümüzün çıkık olduğunu hatırlatmaya gerek yok sanırım. Anakartta akım olmaması gerekiyor. İlk önce otomatik parlaklık sensörü ve Face ID'nin bağlı olduğu esnek kabloyu takıyoruz. Sonrasında LCD ve dokunmatik konnektörlerini çok dikkatli bir şekilde takmamız gerekiyor. En son olarak da pil konnektörümüzü yerine taktıktan sonra konnektörlerin üstündeki metal braketimizi yerleştiriyoruz.
Vidaları sıkarken çok aşırı sıkmamaya gayret ediyoruz. Çünkü anakartta hasara sebebiyet verebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz bu raket, cihaz çok sert darbelere maruz kaldığında LCD dokunmatik konnektörü, şarj soket flexi ve ön kamera bağlantılarının yerinden çıkmaması için bir güvenlik önlemi. Cihazımızın ekranını artık kapatabiliriz. Telefonumuzun montajını tamamladık. Jelatini çağdaşa bırakacağım. Son olarak iki tane alt vidamız kaldı. Şimdi arkadaşlar Engin eline sağlık. Bayağı titiz çalıştı. Jelatini bana bırakma Jason için de ayrıca çok teşekkür ederim. Evet, açılıştayız. Oy. Şöyle bir kaydıralım. Ekranda bir sıkıntı görünmüyor. Evet, herhangi bir sorun yok. Çalışıyor. Bir kamerayı kontrol edeceğim arkadaşlar. Zaten arka kamerada bir şey yoktu, bir ön kamera. Ön kameramızda da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Olmuş ya bu. Face ID hemen yapıyorum şu an. Tamam ya, Face ID, Face ID hepsi çalışıyor. Hemen deniyorum. Yeah. Sensörlerimiz de olmuş, herhangi bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar artık bu içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda arkadaşlar sevgili canımız, ciğerimiz, en sevdiğimiz patronumuzun iPhone 10'unun ekranının camını kırdık. Ama şu an bebek gibi oldu, gıcır gıcır oldu, hiçbir sıkıntısı yok. Patron selamlar, artık bundan sonra bize kızmazsın diye düşünüyoruz. Valla Engin, ben tekrar hem WebTekno takipçileri adına hem de WebTekno YouTube kanalı adına sana çok teşekkür ederim içeriğimize. Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun olduk, valla çok da güzel oldu. Arkadaşlar sizler de videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınızda takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın diyelim. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca şu an iPhone 10'un durduğu yerde de bir buton var. Ona da basarsanız kanalımıza abone olursunuz.